Büyük depremlerin ardından Hatay, İskenderun'u su basmıştı. Bunun nedeninin deprem sonrası yer altından çıkan su olduğu belirlendi. İskenderun'a hiç su gelmemiş denizden. Hepsi zeminin sallanma sırasında zeminin sıvılaşma suyu olduğunu gördük. Hiç deniz suyu gelmemiş. Bu inanılmaz bir şey. O kadar suyun hepsi yer altından gelen sular. Depremin ardından Hatay'da yollar suyla doldu. Bunun nedeni ortaya çıktı. 30 dakika sonra falan alttan su kaynadığını kamera kayıtları var. Kamera kayıtlarını bulduk. Ve müthiş bir zemin oturması var bölgede. İskenderun için söylüyorum bunu. 60 santim oturma var. Kıyıya doğru basma var. Kıyıdaki limanı koparmalar var. Zemin biraz yayılıyor ve o çatlakla açılma çatlaklarından su çıkıyor. Kahramanmaraş'taki depremler sonrası TÜBİTAK üniversitelere proje çağrısında bulundu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden 8 kişi araştırma yapmak için deprem bölgesine gitti. Hatay, İskenderun'da zayıf zemin koşullarında yüksek bina yapıldığı ve suya doygun zeminde sıvılaşma olduğu belirlendi. Uzmanlar Samandağ'da kırılamayan fayın Hatay'daki son depremle kırılmış olabileceğini ifade etti. Yine depremler olacak. Çünkü çok büyük deprem oldu. Çok büyük deprem olunca ne olur? O enerji kolay kolay geçer mi? Tetiklediği başka segmentlerde başka kırılma olması kaçınılmaz. Başka yerlere de transfer etti.